Selamlar arkadaşlar. Tekrar kaldığımız yerden videomuza devam edelim. Birazcık bir ara vermek istedim. Bayağı bir videoda uzun olduğu için, fakat tabii deli derya bir hayat tekamülü, inanılmaz bir şey. Yani tabii ki her safhası hakikatten oluşuyor ve inanılacak bir şey tabii. Bize inanılmaz geliyor. Beşeri dünyada bir insan ömrünü, bir insanın ömrünü, hayatını nasıl kiralayabilir? Yani buradaki o kadar ağır bir senaryo ki arkadaşlar, gerçekten bu eril arkadaşlar için hakikaten ne desek azdır yani. Şu anlamda aslında masum bir eril, İlahi bir eril, fakat ilahi bir eril olmanın ne demek olduğunu elbette henüz bilmeden, önceki yaşantısında aslında kendisinin nasıl bir hayat yaşadığını, hiç kendisine ait olmayanı, sadece yalancı, sahtekar, dolandırıcı bir insanın her türlü negatif enerji, bakın kart buradan, videoyu kapattım da uzandım da bu kart buradan telefonumu direkt fırlattı, düştü. Bu da yere düşüp açık olarak düştü buradan sevgili arkadaşlar. Diyeceksiniz hakikaten Yüce Rabbim Az ve Celle'ye kurban olalım hepimiz. Neylerse güzel eyler, ince ince mükemmel işleyen bir ilahi sistem, hak, adalet. Kimsenin yaptığı asla kimsenin yanına kalmıyor. Şimdi şu bugünlerde bunun bedelini ödeyen, aslında bitmiş ve aslında hiçbir zaman da başlamamış olan, kendisini işte sahın, gamhatın, epratın enerjiler, bunlar yaş ilerledikçe girilen enerjiler, bir insanın hayatını ele geçirmenin ne demek olduğunu ve bunda şimdi ne ola ki Kur'an'da geçen büyünün kimsenin olmadığını iddia edebilsin, değil mi arkadaşlar? Allah'ın mesajı, değil mi? Bir dualarımız var, surelerimiz var ve Kur'an'da geçen bir etkiyi, bu enerjinin Ademoğullarına ne yapabileceğini anlatıyor, öyle değil mi? Çok canlı örneğini görüyoruz şu an. Sanıyorum inanamayanlar herhalde bu spesifik videoyla, o inanamayan Firavun eriller ve Firavun Midalar artık inanır. Mida, ben aslında zaten beni hiçbir zaman sevmemiş, istememiş, bende gönlü hiçbir zaman olmamış bir adamım. Ben tek taraflı özgür iradesiyle ne yaptıysam ben kendi elimle yaptım. Kendi özgür irademle yaptım. Aslında beni hiç sevmeyen, hiç gözü bende olmayan, kalbi bende olmayan, zikri, fikri, düşüncesinde ben olmayan bir adamı ben kendime kapaklamak istedim. Bunun için ben 9 yaşında en büyük hayali, belki 9 yaşından beri böyle çocuklar arasında konuştum. Yani ben büyünce seninle evlenirim olayı. Dolayısıyla 12 yaşları gibi bir civarda da, işte belki de 9 yaşında sizle tanıştı. 12 yaşında sizi, tabii daha çocuk, ama belki de o zamanlar siz duymadığınız sevgili eriler, ama hayatlarınızdaki bu negatif enerjiyi uygulayan, hem de her türünü uygulayan bu birilerinden destek alıyorum bu arada. Bunu yaparken Urmiye gözüktü. Rabbimin adaleti, ben hep sustum ama nasılsa konuşacağını bildiğim için bana haksız yere, suçsuz günahsız yere sen bana iftira at ve kendini anlat. Ne mükemmel bir deha. Urmiye sanki bunu söyler gibi oldu. Hak, adalet yerini buluyor. Yaptığını, sana yaptığını yaşatılıyor. Sen benim ilahi erilimi nasıl kapaklarsın? Büyülerle kendine bağlayıp hayatlarına güzel de pozları paylaşırsın. Ondan sonra belki de o adamlar, sizin erilleriniz güzel adamlar, bunu bilin.
Kendini o kadar sadık gibi gösteriyordu ki. Fakat ben bir o kadar da ona sadık değildim. Aslında da bir yerde zaten benim ona sadık olmadığımı da biliyordu. Fakat konunun üzerine gitmiyordu. Ama ben bir şeyi istediğimde azmettiğim için cahil olsam da onu başardım diyor yani. Midas size çok yalan söylemiştir ilahi eriller. Siz bunun yüzünden hayatınız boyunca çok zor dönemler geçirmiş, zor durumlarda kalmış olabilirsiniz. Mesela sizin en güvendiğiniz yerde insanların size ihanet etmesini sağlamıştır. Mütemadiyen çok para kaybettirmiştir size ve siz zaten ilahi dişinizi tanıştıktan sonra inkara geçtiğiniz için de bedelini para maddeyi seçtiğiniz için onunla da ödediniz zaten. Şimdi Asiranta özellikle değinmek istiyorum. Burada çok önemli. Onun için de devam etmek istiyorum. Asiranta aslında ruhsal olarak bana gelen andaki sezgide şunu söyledi arkadaşlar. Şu mesajı veriyor bana. Mida diyor ki ben aslında hiç sadık değilken sadıkmışım gibi gözüktüm. O beni sadık görmek istedi. Ben de öyle durdum. Şimdi aslında burada hiç sadık olmayan bir yani köpekle resmedilmiştir ama yani bu köpeğe bakın mesela geri ayaklarına bakın hiç yani köpek ayaklarına benzemiyor. Daha çok at ayaklarına benziyor. Hani Şiron'daki yarı insan yarı Şiron vardır ya ruhun yaralarını şifalandırmalısın olayı Şiron var ya astrolojide size anlattım. Şimdi burada baktığınızda ön patileri aslında buraya bağlıdır bu öndeki sütuna. Aziz Allah'ım ama aslında eril kendini oraya ait hissetmiyor. Sadece eril bağlanmış ama kendine ait hissetmiyor. Rabbim çok büyük. Gün o gün ki bu ispatlanmış sanıyorum. Devam edeceğim tekrar arkadaşlar.